Akgün abisini anlattın ama görüşmemesini söyledin. Dinlemedik zaten, bastı gitti. Duydum. Babanla ilgili anlattıklarını da duydum. Yok mu bir açıklama? Baban hüküm giymiş bir suçlu muydu yani Selim? Hapiste mi öldü? Tamam, duymuşsun işte, babam suçlu. Hüküm giymiş bir suçlu. Bunu konuşmak zorunda mıyız? Konuşmak zorunda değiliz herhalde 20 yıldır anlatmadığına göre. Anlatacak bir şey yok demek ki, ondan anlatmamışım. Nasıl yok ya? Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Akgün'le konuşuyorsun ama. Tamam, sen neyi zorluyorsun ya? Yeter ya, yeter. Yani ne kovalamaya çalışıyorsun? Boşandığın kocanın babasını niye bu kadar merak ediyorsun ya? Neden düştün peşine? Hani ne anlatmamı istiyorsun sana yani? Burada oturup babamın suçluluğunu mu anlatacağım? Ne anlatacağım? Konuşmak istemiyorum dedim de bitti, konu kapandı işte. Yalan söyleyeceğimi düşünüyorsan da öyle düşün. Ne olur konuşmayalım, şu mevzuyu kapatalım ya. Evet, eski karın olarak soramam belki ama çocukların annesi ve hayatımın 20 yılını seninle geçirmiş bir insan olarak kendimi aldatılmış hissediyorum. Ben buraya sana bir şey danışmaya gelmiştim, bir yardım istemeye gelmişim de yani hata etmişim herhalde bu kadar laf işittiğime göre. Kök içinde parantez x/y. Tamam, onu anlatalım. Cevabını bulmaya çalışıyorum. Bir şey mi dışarıyorduk, bir şey yapıyorduk, ne bileyim ben yani. Kaç yıl geçmiş aradan, bunu mu hatırlayacağım ben? Yani sen de bilmiyorsun işte ya. İyi ki bir yardım istedim senden anne. Bak, matematiğin kötü diye hiç şimdi benden hırsını çıkarma sevgilim, tamam mı? Anne. Uğraşıyorum işte, ha? Acaba arkadan mı baksak, var cevaplar? Varsa arkasına niye beni uğraştırıyorsun sevgilim ya? Testin arkasındaki cevap anahtarıyla olur mu iş ya? Allah Allah, zaten orada niye var ki cevap anahtarı? Böyle test çözülür mü? Ne nedir var? Problem? İyi, ne yapıyorsun? İyiyim. Yardım etsene şuna. Tabii, en sevdiğim şey. Annenin çözemediği problem ne bir bakalım. Şimdi ne diyor? Karekök x bölü karekök y. Tamam. Evet. Ne yapacağız? Şimdi x kareyi hemen parantez dışına alalım mı? Evet. Bunu attık parantez dışına. Tamam. Y parantez içinde kaldı. Tamam. Bunu buraya aldık. Karşıtları çarp. Ne oldu? X kare bölü y kare. Ne çıkıyor buradan? 4. Bu kadar ya, bitti bak, bu iş. Bak görüyor musun? Adam canavar gibi hatırlıyor her şeyi ya. Adam bu işi biliyor ya. Kolay değil mi? Aslanım benim. Teşekkür ederim. Açılarla aran nasıl? Ya işte. Var mı şeyim? Yapıyoruz ha. Neyse. Tertemiz yapmışsın belli. Ben yapayım. Yapamadığımı sana getiririm hanım. İşim gücüm var Selim. Ablamı arayacağım daha. Niye geldin? Metin bizde. Bu boşanma süreci galiba biraz sancılı geçiyormuş. Evet, sancılı geçiyor. Ben bugün sana biraz ters yaptım. Yaptın, evet. Alıştım artık. Haksız olunca hemen kalp kırıyorsun yani. Nasırlandım artık. Canım, ben seni tanıdığım ilk günden beri bu geçmişimle ilgili olan mevzuyu sana nasıl izah edeceğim diye kıvranıp durdum yıllarca, bugüne kadar. Ama işte bu zaman içinde onu unutmaya çalışmak, hatırlamamak falan işime geldi. Çünkü geçmişten bugüne, bu zamanlara böyle kötü hatıralar taşımak istemedim hiç. Ne yapacaktım yani seni? Ne yapardım yani? En fazla yardım ederdim. Ederdin, evet. Ama bir çocuk babasından yaralıysa eğer, o kötü hatıraları işte kendi çocuğuna devretmek istemiyor. Her şeyi sıfırdan yapayım istedim. Her şeyi sıfırdan başlayayım istedim. Hepsini geride bırakayım istedim. Kötü anıları yok sayayım istedim. Bizim için yani. Selim, Allah rahmet eylesin. Suçluymuş baban. Tamam ya benim... Ne dememi bekliyordun sen? Olmaz bu iş. Babanın adli sicilini getir mi diyecektim sana? Yok DNA ile sana da bulaşırmaz Allah filan mı diyecektim? Ne yapacaktım yani? 20 yıl ya. 20 yıl insan böyle bir şeyi saklayabilir mi ya? Allah aşkına Selim. Kendi kafanın içinde yaşamışsın, kendi kendine büyütmüşsün bazı şeyleri. Benim haberim bile yok. Benim babam gerçekten suçluydu canım. Tamam, umurumda değil. Suçluysa suçluydu, tamam.
Suçunu sormayacak mısın? Sormayacağım ya. İstemiyorum artık. Yok ne, nasıl, niçin artık bitsin, yetsin. Sormuyorum, umurumda değil artık. Sen bunları söylemeye mi geldin? Ne için geldin? Senden özür dilemek için geldim. Özür dilerim canım. Seni kırdığım için özür dilerim. Böyle olunca nefret ediyorum kendimden. Sen bugün şubeye senden yardım istemek için geldim dedin. Sonra konuşamadık da onu. Ne oldu? Bir şey değil, Fatih'le ilgili konuşacaktım. Fatih mi? Sen birinin evine gidip bir laptop çaldın. Sonra bir tane adamla dövüştün. Dövüşmedim. Ama senin çaldığın laptop senin ofisinden başka bir tarafına çalındı. Korhan'dan adam kayıp. Ve bu mesajlarda Fatih'in Bedri olduğundan eminsin. Eminim, eminim ya. İşte Fatih buluşmaya gidecekti Korhan'la. Sonra buluşmaya gelmedi. İşte ondan sonra da kayboldu gitti ortadan. Canan sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Bu yani bunu bana niye söylemedin daha önce? Niye paylaşmadın benimle bunu? Hayır bir de benim üzerime kurulmuş bir komplo onu çözmek için yapıyorsun falan. Ya kendi kendimi halletmek istemiş olamaz mıyım ya? Müthiş ya vallahi. Aslında şu Korhan denen herifin üzerine gidebilsek. Ya işte ben orada hata yaptım ya. Çok gittim adamın üstüne. Komplo kurdum diye tehdit ettim. Konuşacaksın dedim, dedim de dedim yani adam da kaçtı gitti. Telefonuna cevap vermiyor. Yok yok adam kayboldu gitti ortadan ya. Ya da susturuldu. Nasıl olabilir mi öyle bir şey? Olabilir, bilmiyorum. Ama bir ceset meset bir şey çıkardı ortaya. Bir de yok ya Fatih öyle birini öldürtecek falan öyle bir insan değil. Orası hiç belli olmaz ya. Öyle bir açmaza girmiştir ki yani Fatih'in ne yapacağı belli olmaz. Bir de ben her şeyi beklerim Fatih'ten. Karesin ya. Bir de Korhan'la buluşmaya ben yolladım Fatih'i. Şimdi bu Korhan eğer öldüyse bizim onun cesedini bulmamız lazım. Başka türlü Fatih'in suçlu olduğunu ispatlayamayız. Ortada ceset falan da yok. Yani umarım da olmaz. Aptal yerine koydu beni ya. Gözünün içine baka baka yalan söyledi resmen. Aynı senin gibi işte. Ne? Ben de böyle bir şey var herhalde Selim. Herkes yalan söylüyor bana ya. Kızım, eşim, dostum herkes yalan söylüyor. Bende herhalde bir şey var bende yani. Benle ne alakası var ya? Beni niye soktun işinin içine muhabbetin? Ne yok mu? Yalan mı? E biz Fatih'i mi yakalayacağız yoksa benden hesap mı soracağız yani? Lan nasıl yakalayabilirsin sen bu Fatih'i şimdi? Diyorum ki ben bu telefon sinyallerini bir inceleteyim. Sonra MOBESE kayıtlarına baktırayım. Çünkü bu ikisinin yan yana geldiğini bizim bir şekilde ispat etmemiz gerekiyor. Başka türlü çözemeyiz. Çıkamayız işin içinden. Bu kimliği teşhis edilmemiş cesetleri falan da araştıracağım. İlla bir iz bıraktılar arkada yani başka türlü mümkün değil. Haber ver bana da. Sana haber vermek falan değil. Ben sana daha başka bir şey söyleyeceğim asıl. Gel şu işi birlikte çözelim. Hı. Birlikte çalışalım. Profesyonel olarak. Yok istemiyorum ben. Canancığım hemen öyle hayır deme ya. Biliyorum bana kızgınsın. Ama bir düşün. Benim çok yardımına ihtiyacım var bu konuyla ilgili. Çok hakimsin çünkü mevzuya. Bir de Fatih'i beraber yakalayalım işte ya. Bitirelim yani. Tamam. Ben gidiyorum işte. Gel. Hadi canım. Profesyonel olarak yanımda ol dedim. Geldim işte. Evet. Ya nedir durum? Çok iyi, süper. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen gireyim o zaman mevzuya. Telefon sinyal kayıtları geldi. Adamın telefonu en son Marina'dan sinyal vermiş. Orada bir kişi daha var. Onun telefonu da oradan sinyal vermiş. Bil bakalım kim? Fatih. Orada buluşacaktı adamla. Şimdi görüntüler de gelecek. Onlara bakacağız. Eğer bu ikisini yan yana orada görürsek Fatih'e çok güzel bir sürprizim var. Bir tane de ceset var aynı tarihler içinde. Sakız Adası'na vurmuş. Sabah bunun için Ankara'yı aradım. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü araya girdi. DNA örneğini ve otopsi raporunu istedim. Eğer ceset Korhan'a aitse bu iş bitti. Birkaç günde de öğreneceğiz. Ne ya? Ne bakıyorsun? Sevinmem mi gerekiyor ya? Bölmüş olabilir sonuçta. Üzülemem mi? Hayır ya. Onun için söylemedim ben. Sevinme tabii de.
İçim sıkıştı. Ben olay anlattım yani. Olanlar bunlar. Gel. Sayın savcım. Marina'nın kayıtları çıktı. Tamam gel. Gel komiserim bakalım onu. Gel gel. Evet. Tamam bu Fatih'in arabası. Burada saat kaç? 23.07 sayın savcım. Tamam çok güzel. Sonra kamera görüntüsü. Bu görüntüde Atatürk Bulvarı çıkışı. Saat 23.12. 23.12. Peki bu Koran'ın telefonu en son kaçta sinyal vermiş? 23.28 sayın savcım. Tamam. Çok güzel. Sonraki kamera? Bu da Marina'ya giden 1016. sokak. Saat 23.22. Tamam burada da var. Marina yolu. Bir tek Marina kaldı. Devam et. Marina'ya ait başka kayıt yok sayın savcım. Nasıl yok? Nerede gerisi? Marina'ya ait o günkü görüntüler silinmiş sayın savcım. Ne demek silinmiş ya? Normal mi bu? Kamera arızası nedeniyle bazen olabiliyor, kayıt çıkmıyor. Yapma ya komiserim, yapma gözünü seveyim yapma. Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. Kayıtlar silinmiş ne demek ya? Sayın savcım, şahısların telefonları aynı anda aynı yerde aktif. Marina'ya kadar olan görüntüler de mevcut. Sizce de yeterli değil mi? Değil işte, yeterli değil. Marina'nın da olması lazımdı ya. Gel. Savcım, Yunanistan'dan haber geldi. Kaçacak mı sence? Vallahi kaçması için elimden geleni yaptım. Ofisten alelacele panikle geldi evine, bence kaçacak. Ya yanlış bilgilendirildiğini anlarsa? Alo. Hay evet, evet benim. Tamam tabii. Ne zaman veriyorum savunmamı? Tamam tabii tabii. Tabii. İyi akşamlar. Etik kurulun. Yani beklemediğimiz bir şey değildi zaten de. Savunmam hazır zaten. Çıkacağım işte kurulun karşısına, vereceğim ifademi. Olabilir. Ben de yanında olacağım senin. Yok hayır, istemiyorum. Neden? Paylaşmıyoruz ya biz bazı şeyleri. Ben de bunu paylaşmıyorum işte. Selim. Çıkıyor. Göreceğiz. Şimdi alamaz mısın? Önce takip edeceğiz. Efendim Halil Sadi Bey. Seyahate çıkmanın zamanı değil Fatih. Şey ben sadece birkaç günlüğüne. Sana en fazla ihtiyacım olan zamanlara geldik. Hiçbir yere gitmiyorsun. Halil Sadi Bey bakın. Benim size bir şey söylemem lazım. Merak etme. Ceset ellerinde değil. Oh. Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor ya? Gitmiyor. Allah kahretsin, gitmiyor herif ya. Bir yerden bir haber aldı, gitmiyor herif. İnanmıyorum ya. Nereye? Nereye? Selim. Gideceğim, tutuklayacağım ya. Hayır hayır, saçmalama, ne yapacaksın ya tutuklayıp? 24 saat yatacak çıkacak, ne kazanacağız? Tamam, bana 24 saat yeter, belki konuştururum içeride. Hayır saçmalama Selim, lütfen. Hayır hadi. Hadi bin arabaya ya. Hayır. Yapma bak, duyacak. Gir içeri. İçeri gir. Selim hadi bin şu arabaya, görecek ya.
Canan. Bir beklesene. Sen hala öğrenmek istiyor musun? Neydi babanın suçu? Çocuktum, daha 7 yaşındaydım. Rize'deydik o zaman. Böyle bahar akşamıydı. Rize'de hava erken kararır. Eve gidiyordum böyle yüzüm yüzüm çamur içinde. Gittim eve. Açtım kapıyı, girdim içeri. Evde kimse yok, salon boş. Televizyon açık. Televizyonda annemin sevdiği bir dizi vardı, o oynuyor. Perihan abla. Ocakta yemek fokurduyor, kokusu geliyor. Anne dedim. Birkaç kere seslendim anneme. Ses yok evde. Sağa sola bakındım falan. Sonra annemin terliğinin tekini gördüm yerde. Annem o terliği çıkarmazdı ayağından. Sadece bana fırlatmak için çıkarırdı. Sonra birden koridorda gördüm annemi. Yatıyordu yerde. Ayağına terliğin teki. Gittim yanına. Kıpırdamıyor kadın. Sarstım biraz. Cevap vermiyor. İnsan uyuyor sanıyor ama gözleri açık. Sonra üstündeki hırkayı fark ettim. Kendi örneği kırmızı hırkayı. Daha da kızıla boyanmış. Anlayamadım ne olduğunu. Durdum başından. Saatlerce bekledim. Annem uyansın diye bekledim orada. Gelen giden de yok. Terliği hala ayağında. Televizyondan Beren ablanın sesi geliyor. Annemle orada kaldım. Babam annemi vurmuş şu anda. Annemi öldürmüş babam. Benim. Benim babam annemin katili canım. Tamam. Anladım, tamam. Yaşta anlatılır böyle bir şey. Benim annemin katili benim öz babam. Tamam Selim, tamam anladım. Tamam. Ben bunu sevdiğimi nasıl söyleyebilirim? Çocuklarıma. Böyle bir şey nasıl izin verebilirim? Tamam buradayım. Tamam. Hayatım boyunca kafamın içinde ben bunu dinledim. Unutmaya çalıştıkça daha da detaylı hatırlamaya başladım Canan. Baş edemedim bir türlü. Çözemedim bu mevzuyu, kafamdan atamadım. Ve hayatım ilk kez yüksek sesle söyledim. Tamam. Bir tane, tamam. Benim babam bir katil. Tamam. Benim babam annemi öldürdü. Dahası da var. Ne? Babam yaşıyor canım. Hala hayatta. Oturacak mıyız daha?
Oradan bakınca ne görüyorsun Canan? Tanımadığın birine dönüştüm değil mi? Bana bakar mısın? Bak bana. Bak, çocukluğumuzu seçemeyiz. Elimizde değil bu. Ama elimizde olan şey nasıl biri olduğumuz. Nasıl birine dönüştüğümüz. Hadi inelim şorbadan, hadi. Eve girmek istemiyorum. Eve girmeyeceksin, tamam mı? Bize gideceğiz, hadi. Biraz kalayım burada yalnız. Yalnız kalma, hadi. Hadi inelim şorbadan. Bir soracaksan her şeyini sor. Daha sonra cevap vermeye gücüm olur mu bilmiyorum. Yok, hiçbir şey sormayacağım ama sen anlatmak istiyorum dersen ben sabaha kadar dinlerim, o ayrı. Sen şu anda bana acıyorsun değil mi? Duyduklarından sonra aynı adam kalamayacağım ben. Ama sen de aynı kalamayacaksın. Selim, hayır, ben acımıyorum sana, yok öyle bir şey. Kendine gel ne olursun. O senin biyolojik baban sadece. Anlattığım anda bu yaşadığım şeyin gerçek olduğunu hatırladım. Bir kabus gibi bastırmışım içimde senelerce. Sonuç çocuklar geldi aklıma. Bunları nasıl anlatacağım? Bunun bir izahı olur mu? Gözlerinde aynı adam olarak kalabilecek miyim? Sen bunları düşünme şimdi. Tamam mı? Zamanı geldiğinde çözeriz hepsini. Sen gel anne. Gel. Gel yukarı. Senin bir ailen var Selim. Pırlanta gibi çocukların var. Onların bir yarısı bensen, bir yarısı sensin. Öğrense benden nefret ederdi herhalde. Saçmalama. Tersine daha çok bağlanır sana. İnadı, kararlılığı, hırçınlığı kimden miraslanıyorsun? Selim, ben yıllarca çok yalnız kaldım. Çok sordum, çok sorguladım, çok eleştirdim seni. Ama bir taraftan da ben hep sana özendim, biliyor musun? Yani kendinden, yaptığın şeyden o kadar emindin ki. Mecburdum ama. Ben şimdi daha iyi anlıyorum. Niye bizi bu kadar yalnız bıraktın? Niye uzakta kaldın? Ama artık beceremiyorsun işte. Canım ben... Kabullenmek istemesem de yıllardır babamın günahını affettirmeye çalışıyorum. Bu benim, biliyorum, bu mücadele benim hayatımı tüketecek. Bak bir tanem, çocukluğumuz karakterimizi etkiliyor. Evet, ama sen yaptığın tercihlerle, seçimlerle savcı oldun. Cesaretle gittin, yanlışların üzerine gitmeye de devam edeceksin. Sen mesleğine aşıksın. Seni sen yapan şeylerden biri bu. Ama bak biz yanındayız. Ailen yanında.
gece kal burada. Yanımızda. Anneciğim, ya tamam. Tamam, ezberledin artık. Tamam, tamam, bir son kez bakıyorum ya. Canan. Hacı abi. Maşallah. Yağmur bu hanım kızım. Evet, evet Yağmur. Halil abi bizim çok eski bir avukat abimiz. Baban da çok yakından tanır zaten. Stajını onun yanında yapmıştı. Ne kadar çabuk geçiyor zaman. Değil mi? Düğünüzü hatırlıyorum. Sen kuruldasın galiba. Maalesef. En az bir kınama cezası alacaksın gibi görünüyor. Yapacak bir şey yok. Aslında bir şey var. Karşılaşmamız iyi oldu. Sen savunmanı verdikten sonra değerlendirme sürecinde gönüllü olarak bir davada görev alırsan ben de bunu ihal olarak bildiririm. Gönüllü dava? Bir vakıf var. Birlikte Kadın Danışma Vakfı. Savunması gereken bir sürü kadın var. Bu şiddet mağduru olanlar. İlgilenirsen... İlgilenirim. Tabii ki ilgilenirim. Ben zaten gözünüze girmek için değil. Zaten ilgilenirim böyle bir şeyle. Bilabeder. Yok, hiç problem değil. Güzel. Ben sana telefonunu, adresini bildiririm. Tamam. Vakfın başkan yardımcısına bilgilendiririm zaten. Tamam. Tamam. Yetiştin değil mi? Yetiştin. Buyurun ki geldiğimi. Baba, annem biraz heyecanlı. Acaba beraber mi girsiniz? Öyle mi? İyiyim ya. Hayır canım, bir şeyim yok. İyiyim gayet. Bak, gelebilir miyim seninle? Yok, gerek yok. Gelirim, ben senin için geldim oraya. Geleyim içeri. Ha? Yok, gerek yok. Gerçekten. Sen Ali abiyle konuşmadın değil mi? Hayır. Tamam, ben hadi herkes girdi, ben giriyorum. Tamam. Canan bak, istiyorsan gelebilirim. Arkada dururum öyle sessiz. Canımın içi, hiç gerek yok. Sen şunu al. Fazla olacak şimdi. Tamam. Hadi. Hadi. Bana şans dileyin, öpüyorum sizi. Hı. Ağzından kaçırdın. Şimdi bana Akgün'e ne yapacaksın diye bakıyorsun, merak ediyorsun değil mi? Ben öğrenmeyecektim yani. Benim kulağıma gelmeyecekti. Yani baba, ben sanki laf taşımış gibi oldum ama. Laf taşımış gibi mi oldun? Bak, sizin zaten bu irtibat kesmeme meselesini de ayrıca konuşacağız. Ama bu laf taşıyacakmışım gibi olacak ne demek ya? Ben kimim de bana laf taşımaktan korkuyorsun, ne? Akgün'ün abisi denen o çocuğu da gördüm. Tanıştım onunla da. Nasıl biri abisi? Sana ne? Ne yapacaksın? Yok, bir şey yapmayacağım. Hı. Ya. Bari çok hırpalamasaydın Akgün'ü. Ne hırpalayacağım? Bana ne ya? Eşeğe kadar herif. Allah Allah. Ne yaşayacaksa görecek. Ne olacaksa yaşayacak. Öyle değil. Allah Allah. İyi, o zaman sen buradaysan, annemi bekliyorsan ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Üniversiteye gideceğim. İyi, tamam. Okula gideceğim. Öpeyim seni. Hadi bay. Hadi görüşürüz. İyi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen ne gülüyorsun ama? Hiç. Ne oldu? Siz olmuşsunuz. Ne olmuşuz? Annemle. Hadi yürü. Olmuşsunuz. Hadi yallah. Tamam. Hadi ben. Ha. Ne oldu? Nasıl geçti? Kötü. Kötü geçti çünkü hiçbir şeyi süslemeden anlattın. Öyle kabak gibi anlattın değil mi her şeyi? Ya yapamıyorum ben öyle. Senin gibi değilim. Benim gibi değilsin, evet. Çünkü sen dürüstsün, naziksin, kibarsın, düşüncelisin, acayip güzelsin, muhteşemsin, harikasın, çok tatlısın. Elini tutmayı da özlemişim. Yağmur nerede? Yolladım Yağmur ya. Dedim annenle biraz el ele, göz göze vakit geçirelim. Ya uydurma be. Ne konuşuyordun telefonda? Ali ile konuşuyordum, başkomiserle. Fatih'in ofisini, evini, her yerini arattım. Bir şey bulamadınız tabii. Şimdi Goran'ın cesedini arayacağız denizde. Olay yeri diye de marinaya gideceğim. Hadi gidelim, bak burun çıkacak şimdi. Burunumuz burada, hadi gel. Sen şimdi nereye gideceksin? Ablam mesaj atmış, Metin çıkmıyormuş restorandan. İşte bir uğrayacağım ona. Helal olsun Metin. Ne helal olsun ya? Saçmalama. Bir de bu Metin'i... Fatih konusunda uyarmamız gerekiyor gibi geliyor. Hatta bütün yakınlarımızı. Yani güzel diyorsun da
Bir şey ispat edemedik ki. Edemedik de. Ne bileyim yani gözümüzün önünde kaçıyordu sonuçta. Ceset bulunsa şimdi katil zanlısıydı. Etrafımızdaki insanları bir korumamız gerek. Tamam. Ayrılık vakti. Söyleyeceğim. Beni bırakmadın. Geldin yanıma. Bu anı kalbime yazdım. Akşam yemeğe gel. Tamam. Yağmur. Babacığım. Ne haber? İyi. Sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Sen hani dedin ya daha sık sarılalım diye. İşte o yüzden geldim. Çok tatlısın ama yemedim. Ne oldu, bir şey var? Bir sorun var. Anlat bakayım, otur. Nedir? Evet tamam, bir mesele var. Akgün. Of, kafayı yiyeceğim, hala Akgün diyorsun ya. Yavrum hala Akgün diyorsun ya. Allah Allah. Bir de ben sana bir şey soracağım. Sen geçen gün Akgün'ün abisini bulduğunu nereden öğrendin? Bana bir onun bir anlat, ondan sonra başlayalım. Şimdi ben bunu mu cevaplayayım? Yoksa bu sorunun altındaki o diğer soruyu mu? Vallahi fark etmez. Bana bir cevap ver. Tamam. O zaman ben iki tane vereyim babasına. Ver iki tane. Akgün'ün abisini bulduğunu biliyordum. Hı. Çünkü birlikte bulduk. Diğer sorunun cevabı da... Evet, Akgün'le görüşüyoruz. Görüşüyorsunuz. Baba benden yardım istedi. Ben de yardım ettim. O benim arkadaşım. Ben ne olursa olsun yardım ederim. Aşkım siz beni neden hiç dinlemiyorsunuz? Dinliyoruz. Tamam. Şimdi çok başka bir mesele var. Ona geçebilir miyim izin verirsen? Hatta başka mesele var. Tamam, buyurun dinliyorum. Akgün'ün abisi. Ya gerçekten başlayacağım. Akgün'le de abisine de yeter ya. Yeter kızım ya. Ne Akgün'le abisi ya? Soner Akgün'e abisinin bir dolandırıcı olabileceğini söyledi. Nereden çıkmış? Ne dolandırıcı? Yani ya abisi gerçekten öz abisi değilse... Hı. Yani sırf ya para almak için falan böyle girdiyse hayatına? Nasıl, Akgün'den para mı istemiş? Hayır. Ne o zaman? Yani sonuçta Soner... Bunları Akgün'e anlatırken abisi duydu. İşte çıkarken de böyle bir duygusu mürgüsü falan yaptı. Gitti. Akgün de çok üzüldü. Yani şimdi ben de diyorum ki... Acaba sen bir gitsen, bir Akgün'le konuşsan... Bir nabzını yoklasan. Ha. Yani ben gideyim Akgün'le konuşayım, nabzını yoklayayım. İstediğin bu konu bu kadar mı sanmıyorum. Başka bir şey var gibi. Ha? Evet. Ne? Bir şey daha var. Ha işte onu söyle bana. Daha bitmemiş, ne? Altay hadi. Hadi al şunları. Wow. Avukat Hanım. Bu ne şıklık ya? Sağ ol ya. Bir şey yok öyle. Nasıl yok? Böyle hamsili pilavlar, yemekler, şıklıklar hayırdır? Ya benim her zaman yaptığım yemek normal. Yemek yani akşam yemeği. Valla siz bana pek normal gelmediniz. Ne diyorsun ya? Ne bileyim, baroda öyle el ele, diz dize bir şeyler. Yok gerek yoklar falan. Akşam yemekleri hayırdır? Abla. Anne pek bir süslü bugün. Ya Allah Allah. Eşofman eşofman sıkıldım. Öyle elbise giydim, bir şey yok ki. Yani hadi zevzeklik yapmayın. Kurmuyor muyuz sofrayı? Hadi. Tabii tabii. Geldim ben. Aşkım aç kapıyı. Hadi al sen de şunları. Biz sıkılınca bu kadar güzel olamıyoruz. Altay. Baba. Ne yapıyorsun? İyi. Hadi canım. Hamsili pilav. Evet. Harika görünüyor. Senin tarifin? Sunu. Harika görünüyorsun. Annem de pek keyifli baba ya. Herhalde disiplin kurulunu ikna etti. Değil mi?
Yok, çok da öyle olmadı da. Hadi, hadi sofraya. Kara lahanayı da aldım. Kara lahana da mı yaptın? Hoş geldin baba.